Başbakan Yamsı Şimşek Nizip'te, Başbakan Yamsı Mehmet Şimşek Nizip ilçesinde Abdülkadir Senkeri İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen programa katılarak ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda Abdülkadir Senkeri İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan programa katıldı. Abdülkadir Senkeri İnsani Yardımlaşma Derneği'nce Suriye'deki iç savaş 6. yıl nedeniyle Nizip Ticaret Borsası'nda düzenlenen etkinlikle Suriyeli Çocuklar Bakan Şimşek, Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çiçek ve Suriye bayrağı renkleriyle örülmüş atkılar hediye etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Suriyeli bir çocuğun İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okumasının ardından yaptığı konuşmada yetimleri sevindiren, onlara yardım eden Abdülkadir Senkeri Vakfı'na ve temsilcilerine teşekkür etti. Salonda ilk konuşmayı Nizip Belediye Başkanı Fevzi Aktuğan yaptı. Başkan Aktuğan konuşmasında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakan daha sonra İsa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde sokak sağlıklaştırma programı kapsamında yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda tamamlanan çalışmaları inceledi. Buradaki programın ardından yine Büyükşehir Belediyesi tarafından restore yapılan Şehit Üsteğmen Uğur Taş'ın evinde incelemelerde de bulundu. Sayın Bayram, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Vekiller, Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, değerli abi, Doktor Abdülkadir Senkeri, Sayın Emniyetim ve çok değerli misafirler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, yaklaşık 5 seneden beri Allah'a şükür ki Allah bizlere, sizlere hizmetkar. Allah'a şükür ki bizlere, muhacir kardeşlerimize hizmetkar. Feliyeşkur Rab bi'ennehu cealene tahta hizmet haulâ'l ansâr ellezîne hum şâb-ı Sûrî. Hazreti Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendisi tok, komşusu aç yatan bizden değildir. Biz Hazreti Resulullah Efendimizin bu emrine muhatap olabilmek için, gerçek manada bir mümin olabilmek için biz sizlere hizmet etme yoluna ciddi manada gayret ettik. Çünkü burada sayın misafirlerim, dikkat çekici bir konu var. Günahkar ne diyor? Bizden değil diyor, reddediyorlar. Özellikle bunu bizde yaşayanlara, Türkiye'de yaşayanlara ifade etmek istiyorum. Avvalen, kema kala Seyyidina Resul sallallahu aleyhi ve sellem, bimane, la yecib en yenem insan ve carhu ca'a. فنحن كشعب تركي لم نستطع أن ننام والشعب السوري يعاني ما يعانيه فأردنا أن نستضيفهم عندنا وبالأخص شعب نزف فقط استضافهم بشكل جيد وكما نحن نعلم أيضا شعب نزف استضاف كحكومة وكشعب استضاف الشعب السوري بكل رياحية وبكل بوسائل الرياحية كافة takviyede bulunuyor. Kim ki muhacirlerle beraber olur? Kim ki yetimlerle beraber olur? Kim ki yoksullarla beraber olur? Ahirette onlarla biz böyle olacağız buyuruyor Efendimiz. İki parmak gibi, yakın olacağız diyor. وَمَنْ يَرَعَ الْاَيْتَامْ وَمَنْ يَرَعَ الْاَيْتَامْ وَمَنْ يُطَعِمْ جَائِعَ فَنَحْنُ مَعْهُ فِي الْجَنَّةِ كَهَتَيْنْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ve Hazreti Allah Musa Aleyhisselam'da şöyle buyuruyor. Yeryüzündeki bütün yetkililer, maddi durum yerinde olan herkes,
benim vekilimdir. Benim vekillerim, benim külfetim olan yetimlere, dullara, muhacirlere gerektiği gibi hizmetkarlık yapsın diyor. ومن يأتي بعدي أريد أن يخدم كافة الأيتام وكافة الأرامل وكافة المهاجرين كما أنا خدمتهم. Üzerine Hazreti Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Enfal suresi 74. İman edenler, Allah yolunda cihad edenler ve müminleri barındıranlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma vardır, onlar için af vardır buyuruyor. وفي آياته في آيات القرآن الكريم لقد ذكر بأن من يخطئ ومن أي شخص صار على طريق الخطأ ولكن في بعد جهاده وبعد أي شيء فإنه سوف يعفى من كافة ذنوبه. Biz de düşündük bir Müslüman ve bir mümin olarak. Bir, Hazreti Allah'ın Resulullah, Hazreti Allah'ın Resulü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öyle ümmeti olacağız. İkincisi, Hazreti Allah'ın yeryüzündeki vekili olacağız. Üçüncüsü, Hazreti Resulullah Efendimiz'e inşallah cennette böyle yan yana olacağız. Dördüncüsü, gerçek müminlerden olacağız. Allah sizlere hizmet etmekle beraber bu saydığım dört mübarek şeyi bizlere nasip edecek inşallah. وإن شاء الله سوف نكون مع الرسول كهاتين في الجنة وسوف نقع على عهد الرسول كما أوصانا في رعاية الأيتام وكفالتهم وإذا قمنا في استقبالكم كمهاجرين إن شاء الله سوف نكون في الجنة مع الرسول وفي كافة التواصل التي أوصونا إياها. Bizlerin sizlere hizmetkar olan Allah'a şükrediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yetimlerimizi sevindiren, onlara yardım eden Abdülkadir Zekeri Vakfı'na ve buradaki temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda yetimler bizim için birer imtihandır. Dolayısıyla onlara yardım etmek, onları mutlu etmek, onları sevindirmek kadar herhalde daha büyük bir sevap yoktur. Maalesef yakın coğrafyamızda, Suriye'de, Orta Doğu'da son dönemlerde yetimlerimiz artmıştır. Tabii bu yetimlere Türkiye olarak İnsanlık trajedisiyle karşı karşıya olan Suriyeli kardeşlerimize, Iraklı kardeşlerimize bir ayrım göstermeden Türkiye kucağını açmıştır. Bu bizim için bir insanlık görevidir. Bizim yaptığımız ahlaki, insani ve vicdani bir duruştur. Ve bundan sonra da elimizden geldiğince bütün imkanlarımız çerçevesinde yetimlere, zora girmiş kardeşlerimize, bu coğrafyadaki bütün mazlumlara yardımcı olacağız. Zaman zaman batıdaki, Avrupa'daki görüntüleri eminim sizler de görüyorsunuz. Oysa İslam coğrafyası aslında bütün yetimlerine, bütün mazlumlarına en iyi şekilde sahip çıkacak imkanlara sahiptir. Dolayısıyla ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir vakfın burada Gaziantep'te, Nizip'te yetimlere sahip çıkması aslında bu anlayışın güzel bir örneğidir. Bugün Türkiye'de, Türkiye dünyada en çok mülteci, biz onlara mülteci demiyoruz, misafir diyoruz ama dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Tabii Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bugün Suriye'de ve bu yakın coğrafyada olup bitenler tabii ki küresel ölçekte sorunlardır. Maalesef birçok ülke sorun kendilerine dokununcaya kadar, sorun kendilerini etkileyene, yani onları etkilemeye başlayıncaya kadar bu insanlık trajedisiyle ilgili olarak sorumsuz ve ilgisiz kalmışlardır. Ama biz Müslümanlar olarak tabii ki duyarsız kalamayız,
tabii ki ilgisiz kalamayız. Tabii ki bütün imkanlarımızla, bütün Suriye'den olsun, diğer ülkelerden olsun, zora düşmüş kardeşlerimize, yetimlerimize tabii ki sahip çıkacağız. Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terörün amacı Türkiye'de istikrarı bozmak, Türkiye'nin kendi içine dönmesini sağlayıp etrafında olup bitenlere karşı bir duruş sergilemesini engellemektir. Yani terörün mesajı Türkiye'ye, etrafınızda olup bitenlerle ilgilenmeyin, Suriye konusunda bir söz söylemeyin, kendi içinize dönün ve yakın coğrafyada tekrar sahnelenen büyük oyuna karşı bir duruş sergilemeyindir. Terör asla amacına ulaşmayacaktır. Türkiye güçlü bir ülkedir ve biz mutlaka ve mutlaka muzaffer olacağız inşallah. Milletimiz olup bitenleri iyi görüyor, iyi okuyor ve terör asla amacına ulaşamayacaktır. Sayın Ahmet Üzer Beyefendi'ye. Evet. Geçen can vurdu bak. Herkesin önünde mi bak? Atlayamam bir tane. Sağ olun. Allah razı olsun. Herkesin eline sağ olun. Maşallah. Anne sen de gel. Sayın bakan gel. 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 Baba anne gelsin. Ben de var ben de. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şu şeylerimizi alalım. Ne kadar büyüttüğe rağmen. Allah başlarına. Ben size biraz.